Merhaba. Bu videomuzda Asus VivoBook bir laptopumuz var ve biz bu laptopumuzun termal bakımını yapacağız. Hadi başlayalım. İki tane vidamız eksik. Daha önce bu cihaz açılmış. Bakın buralarda ok işaretleri var. Bunlar öncelikle açılacak vidaların işaretleridir. Bu işaretleri görürseniz yaptığınız işlem için o vidaları açmanız gerektiği anlamında düşünebilirsiniz. Şöyle bakıyoruz. Gördüğünüz gibi kenarlardan fazla zorlamadan kibarca tırnaklardan çıkartıyoruz. Evet, bayağı bir tozlanma var. Şimdi ana kartı sökeceğiz yerinden. Cihazımızda SSD takılmış. CD-ROM sökülerek kendi diski burada kullanılmış. İkinci disk olarak takılmış. Bataryamız. Evet, bizim işimiz böyle. Oradan deliklerimiz tozlanma yapmış. Evet, şimdi bunun tozunu dışarıdan fırçayla temizleyeceğim ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. Merhaba. Temizliğimizi yaptık. Bütün hava kanallarını tamamen temizledik. Termal macunu dikkatlice yayıyoruz. Zarar sıkarken yanında numaralar var. Bu sıralamayla sıkarsanız eğer sıkıntı yaşamazsınız. Şimdi toplamaya başlayabiliriz.
Şöyle söyleyeyim. Kontrolünü yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Bir de burada var. 7 tane cimete eksik. 8. Evet, 8 tane cimatımız eksik. Bunu söken, daha önce söken arkadaş 8 tane cıvatayı kaybetmiş. Şimdi yedek parçalardan bakacağız. Bu sırada ben kaydı durduruyorum. Evet, yaklaşık bir avuç kadar olabilecek vidaları toparladım. Şimdi eksik olan vidaları takalım. Gördüğüm kadarıyla eksik bir vidamız kalmadı gibi. Evet, şimdi üst kapağı takabiliriz. Takarken şunları unutmayalım. Fanımız çalışıyor, bilgisayarımız açıyor. Evet, şu an için hiçbir sıkıntımız yok. Makine gayet hızlı. Bilgisayarımızın termal akımını yaptık. Eksik cıvatalarını tamamladık. Şu anda bilgisayarımız çalışıyor. Hiçbir sorunla karşılaşmadık. Sahibine hayırlı uğurlu olsun. İyi günlerde kullanması dileğiyle.